Merhaba, bugün vatandaşa sabrediyor musunuz, şükrediyor musunuz diye soracağım. Çünkü siyasetçiler bize sürekli sabredin, şükretin, her şey daha iyi olacak yönünde telkinlerde ve önerilerde bulunuyor. Vatandaşlar sizce ya da siz sabrediyor musunuz, şükrediyor musunuz? Bakalım bu soruyu yönelttiklerimiz ne cevaplar verecek? Nasılsın, iyi misin abiciğim? Abi bugünümüze hamdolsun. Hamdolsun diyorsun. Ya iyi desek... En iyisi, en iyisi şükür edelim. Şükredince çözülüyor mu bir takım şeyler? Çözülmüyor değil mi? Çözülen de var, çözülmeyen de var. Çözülene en iyisi orta seviyede çözüldüğünü varsayarak. Anladım. Yani biraz da sabretmek gerekiyor. Sabredelim değil mi? Şükret. Yani yok şu, ekonomi büyükmüş de yok şu pahalılıkmış da kardeşim. Yok mu pahalılık? Pahalılık var. Ama milletin buna tepki göstermesi normal değil mi? Normal. Evet. Ama biraz daha sabır etmemiz lazım yani. Bak, bazı sordum. Sabredince tamam sabredeyim. Zaten bu millet yıllardır sabrediyor ama sabır taşı bir yerden sonra ne olur? Yok. Sabır taşı ne olur? Devamlı sabır etmemiz lazım. Sürekli. Eğer Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsak, İslam ülkesinde yaşıyorsak, Müslümansak sabretmek lazım. Allah sabredenler beraberdir. Düşüncesini ben söylüyorum. Bak ben yaş 33, 90 doğumluyum. Askerliğimi de yaptım. 33 senedir hep sabrettim. Başıma neler neler geçti. Ama sabrettin. Hep Burada sabrettim. Muradıma orta seviye. Sabreden derviş muradına bu devirde erememiş. Ya şunu söyleyeyim abi bak. Eremiyor. Ben kısacası bunu söyleyeyim. Bazı insanlarımız kabul etmeyebilir. Yani siyasi olarak her konu bakımında. Ama biraz da sabretmemiz lazım be kardeş. Evet tamam, ekmek olmuş 7,5. Ekmek olmuş 7,5. Bazı yerlerde 5, kimisi ötbas ediyor vatandaş. Ben bakanı söylemiyorum. Sabret ama. Evet. Ama sabret. Kimisi diyor ki yok diyor bu pahalılık şöyle böyle. Kardeşim tamam, temel gıda maddesi pahalı. Tamam. Sabret. Yani ya sabret. Bunlar boş şeyler, tamam. Boş. Sabret. Bu şeyler boş şeyler. Boş şeyler değil, sabret. He? Sabret. Bir sabretmekten anam ağladı, geberdim ben. Abi böyle olmazsak zaten Türkiye düzelmez ki. Peki bu, şimdi tamam sabrediyoruz da bu her yerde sabrın bir sonu vardır. Bir yere kadar. Bardak bile bir yerden sonra dolunca ne oluyor? Peki abi o sabr... Bak sorumu alabilir miyim? Tamam, anladım bardak bunu. Bardak bir yerden sonra dolduktan sonra ne oluyor? Çatlıyor, nasıl tamam. Taşıyor deme. Tamam, o... Demek ki insanların da bir sabrının sınırı var. Abi o kişiden kişiye değişiyor. Yani kimisi sabrını... Bir atasözü var biliyor musun atasözü? Sen eşek almaya devam ettikçe senin sırtına semer vuran çok olur onu derler. Onu biliyorum. Biliyorsun değil mi? Biliyorum o, sen sabrettikçe, sen sesini çıkarmadıkça o sırtındaki semer hiç eksik olmayacak. YouTube sokaktaki adam. Tamam. Bak, ben sokaktaki adam, sen? Ben? Sen kimsin? Ben Cemal. Cemal. Adıyaman Menzil Cemal'siniz var ya. Ne? Adıyaman Menzil Cemal. Adıyaman Menzil'den. He arkadaşımız Menzil'den. Menzilcisin sen. Evet. Menzilci. 4 senedir. Menzil'den mi? Şeyden mi? Adıyaman'dan mı geldin? İstanbul'a gittim de. 2008'de TV aldım da İstanbul'da aldım. Şimdi Adıyaman'a gitmeyi düşünüyorum. Adıyaman'a gitmeyi düşünüyorum şimdi. Hidayet Ercan. Şimdi bu ara rahmetli oldu da. Oğlu bakıyor şimdi. Oğlu geldi. Oğlu bakıyor. Oğlu. Sen onun müridi misin? He. 2011'de aldım tövbeyi. Tamam. 2008'de aldım tövbeyi. Tövbeyi aldım. İstanbul'da. Bir dakika anlamadım. Tövbeyi aldım. İstanbul'dan aldım tövbeyi. Tövbeyi aldım. He, peki tövbeyi alınca ne oluyor? İşte şartı yaptım. 8 şartı. 8 şartı yaptım. Tamam. Şimdi bir dakika ben anlamadım. Benim bildiğim, benim inandığım İslam dininde tövbe etmek Allah'a. İşte başkasına herkes değil. Herkes onu söylüyor. İşte. Tamam ama işte bir ne dakika. Ne lazım? İslam dininde günah çıkarmak yoktur. Ruhban sınıfı yoktur. Allah'la kul arasına kimse giremez. Biliyor musun? Biliyor musun? Yok. Giremez değil mi? Hem giremez. Allah'la peki yok. O sen o menzil şeyini niye araya sokuyorsun? Hangisini? Ya sen şimdi menzil şeyhini değil mi? He. Araya sokuyorsun. Allah Allah senin arana sokuyorsun. Sokuyor. Bu şirk. Şirk işte. Şirk günaha giriyorsun. Günaha giriyorsun diyor. Senin tövben möven tövbe Allah kabul eder. Hacı hoca senin tövbeni silmez, silemez kimse. Müslümanlıkta ruhban. Biliyor musun ruhban? Hristiyanlıkta var, Müslümanlıkta yok o. Neydi vardı demiştin? Hristiyanlıkta var. Hristiyanlıkta ruhban sınıfı var. Yani tamam da. Ne oldu? Bak kulla Allah arasına papaz girer. O ne demek? Anlamı ne? Çözemedim yani. Ruhban sınıfı. Ruhban bak sınıfı. Anlatıyorum şimdi. Anladım. Ruhban sınıfı Allah'la kul arasına evet. Başka bir işte papaz girer, rahip girer vesaire. Ama Müslümanlıkta Allah'la kul arasına yani seninle Allah arasına kimse giremez. Eğer biri giriyorsa o seni kandırıyor demektir. Evet, doğru. Bizimki de boş bu benim bitimin cemaat. Ama gitmesen.
Allah'a inan. Allah'la senin arana kimseyi sokma. Duydun mu beni? Duydum, duydum. Sadece Allah ve sen. Sen Allah'a seslendiğin zaman duyar mı Allah seni? Duyar. Duyar değil mi? Duyar. E o zaman niye başka bir hacıyı, hocayı, şeyi, şığı sokuyorsun ki? Tarikatlara kesinlikle karşı. Yok, şey, mezil tarikatından... Hadiyan mezil tarikatı var, onu söylüyor. Bu mürit, o tarikat, bu tarikat, bunlar sadece insanı dinden soğutur. Bizim sadece inandığımız bir tane peygamberimiz var. Onu bize göndermiş Allah-u Teala. Biz ona inanırız. Biz Müslümanız. Biz tarikatçı değiliz. Biz insanları kötü yola sokmayız. Tarikat kesinlikle yanlış. Kesinlikle. Dikkat et kendine. Anladım, tamam. Yani, bank tamam. Şey, YouTube'da sokaktaki adamlar. Sokaktaki adamlar. Bak anladın mı? Allah'la senin aranı... Haber seyredebiliyor musun? Yok, haber değil. Yarın. Yarın ya da öbür gün nereden, YouTube'da. Nereden YouTube. Biliyor musun YouTube'u? YouTube'dan izleyeyim. YouTube'u tamam. Biliyor musun? Tamam. Biliyor değil mi? Tamam. Giriyor mu internete? İnternetten gireyim. İnternete YouTube'dan... giriyorsun, sokaktaki adam yazıyorsun. Sokaktaki adam oradan yazıyor. Çıkıyor. Şimdi seninle şunu anlaştık değil mi? Seninle Allah arasına kimseyi sokma. Sokma, anladım. Tamam. Girmesin. Yarın izleyeyim onu zaman. Yarın değil, öbür gün. Soğuk günü. Öbür gün. Pazartesi ya da salı. Soğuk günü. Tamam, öyle yapayım. Kardeş, tamam. Sana o menzil şeyhi hiçbir şekilde faydalı olamaz. Olmaz. Sana sadece ve sadece Allah'a inanmak, adaletli olman, dürüst olman, yere düşene tekme atmaman seni evet. koruyabilir. Tamam, teşekkür ederiz abicim. Abicim, gençler nasılsınız, iyi misiniz? Kötüyüz. Yarın izleyeyim o zaman. Yarın değil öbür gün. Abicim bunu alırlar, anladın mı? Tabii, bunu alırlar. Evet, evet. Bak, beni yarın alamam. Değil öbür gün. Öbür gün, tamam. Öbür gün. Tamam. Bugün ne? Bugün cumartesi, yarın yarın pazar, pazartesi. Tamam. Tamam, hadi tamam. Dikkat et kendine. Salı gene gir ha. Yani böyle insanları bir yola getirmek çok basit. Gerçekten çok basit. Şimdi güzelim, sorum şu. Yani ben sana sordum, nasılsın, iyi misin falan, sen işte Allah kötü falan dedin de yani hep şunu öğütüyorlar bize, sabredin, sabredin, sabredin. E sabrın da bir sınırı vardır. Ya tabii ki sabrın sınırı var. En büyük sabrı Allah bize vermiş. Mesela başınıza bir felaket, bir musibet geldiği zaman diyor ki, ayet-i kerimede belirtmiş diyor ki, düşünüp taşının diye size öğüt veriyorum akledin diyor. Akledin diyor. Akletmez misin? Yani aklınızı kullanın diyor. Ben diyor sizi diyor cinlerden, meleklerden diyor sizi diyor üstün kıldım diyor. Bir tanesi de akıl. Tamam. Şimdi ben şuraya gireyim. Akletmez misiniz diyor kitabında yazmış. Evet. Peki bu Müslümanlar, özellikle Müslümanlar neden akletmiyor? Akletmiyor çünkü kolay yoldan inanmak onlara daha basit geliyor. Sen geliyorsun bana diyorsun ki arkadaşım diyorsun bu akşam buraya gideceğiz, işte dergahımız var diyorsun. Burada güzel işler yapacağız, sana ben bir de bir iş ayarlayacağım diyorsun. Adamın elindekini gördüm, bir tane çöp, bir tane süpürge, bir tane de faraş. Adam belki o işi yapıyor ama nedir, bir tane müritin peşinden gidiyor. Mürit ona yat dese yatacak, kalk dese kalkacak. Yani emir alıyor, kula minneti var. Halk olarak da böyleyiz ama. Darwin'i tanıyor musun Darwin? Kimi? Darwin. Darwin, evet. Charles Darwin. Evet. Darwin'in bir sözü var. Sana cenneti vaat edenlerin yaşantılarına bak, dünyada cenneti yaşıyorlar. Aynen öyle, bir de kendi yaşantına şimdi bak. Şimdi o şeylere, şulara bakıyorsun, hepsi cenneti yaşıyorlar. Bizi yönetenlere bak. Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk siyasete atıldığında? Biz garibanın, ne demişti Erdoğan'ın bir sözü vardı. Biz işte kaybedenin bilmem nesi olacağız demişti ya ilk siyasete girdiğinde. Amisi. Ya onların hakkını savunacağız demişti. Fırat'a bir koyun kaybolursa onun hesabını soracağız demişti değil mi? Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer'den örnek vererek. Fakat bugün geldiğimizde bir bakıyoruz kendisi saraylarda. Binlerce korumalarla. Ya Hazreti Ömer'in çok güzel bir hikayesi var. Kendisi oturuyor böyle. Tabii bir şeyler yazıyor o sıra. Bir tane mümin bir kul geliyor. Selamun aleyküm diyor. Hazreti Ömer buna cevap vermiyor. Adam yanına oturuyor diyor ki ya Ömer. Ben diyor Müslüman değil miyim? Selam diyor, Allah'ın selamı değil mi diyor, niye selamımı almıyorsun diyor. Hazreti Ömer tabii buna hala tepkisiz kalıyor, cevap vermiyor. En son işini bittikten sonra mumu üflüyor, öbür mumu yakıyor, diyor ki ve aleyhine aleyküm selam. Bu diyor ilk yanan mum diyor, devletin parasıyla benim aldığım mumdu. Vallahi diyor ben diyor o mumda diyor senle diyaloğa girseydim diyor harama girmiş olacaktım diyor. Devletin mallarını kendi rızam için kullanmış olacaktım. Bu ikinci yanan mum ise diyor kendi cebimden aldığım mumdur diyor. Ya adalete baksana, İncil'liğe bak. Bugün adam diyor ki örnek yıllardır o kişiler, o gelen kişiler başımıza geldiğinden beri durmadan bizden vergi alınıyor. Örnek deprem vergisi alıyor. Ama ufak bir örnek daha yakın zamanda olan depremde hemen bir IBAN atıyorlar. Ya arkadaşlar bu toplanan paralar nerede? Şu anda bizim başımıza bir şey gelse gene IBAN mı atacaksınız? Biz neredeyiz? Nasılız? 25 sene okul okuyorum ben, atanamıyorum. Ben coğrafya öğretmeniyim, atanamıyorum. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Şu anda Demirtaş'ta, fabrikada çalışıyorum. Yapacağın bir şey varsa gidecekse AK Parti'ye üye olacaksın ya.
Yok, onu yapmam. Kula minnet eylemem yani, dedim ya hani ilk sözümün başında. Onların saflarında yer alacaksın ya da bir cemaate, bir tarikata gireceksin. Yok, biz Atatürk'ün ilkelerinden vazgeçmeyeceğiz. Sürünsek de, kaybetsek de vazgeçmeyeceğiz. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır, onu bilirim ben. Onun da yolu sonu yakındır yani. Emin misin? Son seçimlerde neler oldu gördün? Olsun. Yani şu anda çoğu insan pişman ama ben adım gibi eminim. Şu anda bir seçim olsa gene onlar kör tavuk misali gidecekler. Gene gidecekler. Nereye gidecekler? Ona oy verecekler. Ha, o anlamda gidecekler. Tabii. Derken. Ya şimdi bir anlamda. Domuz mesela küçükken büyüklerimiz bunu öğretti. Köy kısımlarında böyle domuz diyor sizi kovaladığı zaman zikzak çizin diyor. Sağa sola kaçın. Çünkü domuz diyor dümdüz önüne bakar diyor. Boynunu çeviremez diyor. E bunlar artık domuzu da geçmişler. Sadece bir yere bakıyorlar diyeceğim, bakamıyorlar. Tam anlamıyla kör olmuşlar. Şimdi çok enteresan anladım demin. Kıssadan ise işte Ömer'den bir evet. Çok şey anlattın. Evet. Şimdi şu gençleri görüyor musun? Bu gençlerin çoğu, örnek veriyorum yanlış anlamayın gençler, çoğu yurt dışını hayal ediyorlar. Evet. Ve orayı hedefliyorlar. Ben de şunu soruyorum bazen röportajlarda ya Cumhurbaşkanı şundan rahatsız duymaz mı? Kim olursa olsun, adı ne olursa olsun. Evet. Benim gençliğim eğer yurt dışına gitmeye çalışıyorsa, benim yetişmiş elemanım, yetişmiş insanım, doktorum, mühendisim yurt dışına gitmeye çalışıyorsa ben demek ki yanlış bir şeyler yapıyorum ya. Bunları abi, düzeltmem genci, lazım demesi genci, gerekmiyor mu? Ya, tabii ki de diyor. Ama neden demiyor? Demez. Niye desin ki? Adam diyor ki doktorlar maaşını beğenmiyor. Doktorlar greve çıkıyor. Çıkar çıksın diyor. İsteyen de ülkeyi terk etsin diyor. Giden gider diyor. Kalan bizimdir diyor. Uzaktan eğitim doktor atıyorlar. Hastaneye gidiyorsun. En az 200 tane sıra var tabii ki. Devlet hastanesinden bahsediyorum. Sıra var, sıraya gidiyorsun. Doktorun sana yaptığı muamele bile çok yani tahrik edici. Neyin var? Boğazım var. Ağzını aç, ağzına bakıyor. Hemen bir tane parolu yaz gönder. Bir tane gripin kaç para haberiniz var mı ya? Bir tane gripin ya. Ya yazık günah. Artık gençliğin umudu tamamen yok. Biz şu an burada genciz. Üstümüze arayın abi 100 lira çıkarsa vallahi biz zenginiz ya. 100 lira ya. Bir sigara kaç para? Bu gençler gitmesin de kim gitsin diyorsun. Abi gençler gitsin ama gençler niye gidemiyor? Peki, onu da söyleyeyim. Aileler izin vermiyor. Abi yok. Şimdi bu gençler giderse burası kime kalacak? Sizler giderse. Belki sen de hayalini kuruyor olabilirsin. Yobazlara kalacak. Yobazlara kalacak. Onlar da istediği gibi at sürecekler. Bir de bu gelenler var, sürekli geliyorlar. Geliyorlar. Onlar bizden savunma daha bakanı da diyor ki, savunma bakanı da diyor ki o gördüğünüz videolar gerçek değil demiş. Yalan. Hepsi yalan. Yani nasıl yalan değil? Hemen şu üstümüz çarşamba. Bursa çarşamba. Oraya çıkalım, bir tane esnaftan bir tane Türk gösterin bana. Elinizi öpeceğim. Abi orası Suriyeli dolu. İşte şu an her yeri Suriyeli dolu. Yani yerli yok. Yerli yok. Bu sadece gösterdiğim bir tane semt yani. Gelin buradan böyle yürüyelim ya. İnsanlar burada artık bedenini satıyorlar ya. Kadınlarımız, kızlarımız hep kötü yollarda. Yani bunun tek bir sebebi var. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. O. O yani. Ama insanlar bunu rahatla kendini düşüncesini bile ifade edemiyor. Yok zaten soruyorlar bazen. Çok aşırı AK Partili arkadaşlar denk geliyor, vatandaşlar denk geliyor. Herkesi suçluyorlar. Rusya, Ukrayna suçlu, dış güçler suçlu, o suçlu, bu suçlu, sen suçlusun, ben suçluyum. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu bile suçlu ama ona toz kondurmuyorlar. Ya suç Kemal Kılıçdaroğlu tabii, hepsi haklı aslında. Yok o ayrı. Öyle o diyorlar ya. Bakarken, yok hayır, onun da kabahati var ki. Yani bazen de kızamıyor. Nasıl abi? Diyorum adamlar Allah'ı suçluyor, onları suçlamıyor ya. Ya tabii. Allah'ı suçluyor derken hangi anlamda? Yok yani. Diyor zamları Allah Celle Celaluhu. Allah'ın işi gücü yok, zamları mı yapacak yani? Durduğu yerden gelecek zamları mı yapacak yani? Saçmalık. Ya zaten kim suçlu Erdoğan'ı peki? Erdoğan'ı seçtiler. Tartışmanın bir anlamı yok. Türkiye Cumhuriyeti Erdoğan'ı seçti mi? Seçti. Tamam, herkes yapacak bir şey yok kardeşim. Eleştirmeyelim ya. Tamam, eleştirin de tamam, seçilmeseydi o zaman. Bir dakika, Kılıçdaroğlu'nu karşısına çıkarıyorlar. Kılıçdaroğlu'nda utanma yok. İstifa eder, utanmıyor. Erdoğan'ın karşısına da adam gibi bir lider çıkmıyor. Tamam, ben Amerika'dan geldim mesela. Alım gücüm, her şeyim var. Ben rahat rahat geziyorum. Amerika'da mı yaşıyorsun? Ya oradan geldim. Rahat. Yaşıyor musun? Gidecek. Ya yaşıyorum. Gideceğim tekrar. Gideceğim. Ben orada rahat istediğimi alıyorum, geziyorum. Benlik sıkıntı yok. Erdoğan'ın karşısına adam gibi birisi çıktı mı? Çıkmadı. Yok, o istifa etti. Yokmuş oldu. Değil bence. İstifa adam eder. Adam değil vallahi. Adam gibi adamdır. Kemal i̇stifa abi. Eder. Yani başarısız olduğu için başarısız, rezil ama birisi. Ama bir şans verselerdi belki. Hayır, tamam, istemiyor. Kaç defa kaybetti. Niye istifa etmiyor? Başarısız şey olduğumu nasıl öğrenirsin biliyor musun? 13 seçim kaybetti. Hayır, 13. Bir saniye. 13 seçim o tek kaybetmedi. 13 seçimi ben kaybettim. Tamam. Sen kaybettin. Tamam, HDP ile insanlar istemiyor. Yan yana abi, oluyor. Abi Hüdapar'la mı olalım? Ya ne yaptığını bilmiyor Kılıçdaroğlu. Hasta. Tamam, bak ben Erdoğan'ı desteklemiyorum. Ama Erdoğan'ı karşısında
aslında profesyonel bir sinir çıkarıyorlar. Şöyle bir eleştiri yaparsın. Muhalefet olayı yok bir yani Türkiye'de. Başarısız bak ben desteklemiyorum. Kim çıksaydı mesela? Ya ne bileyim bir Mansur Yavaş çıksa, Ekrem İmamoğlu çıksa Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alırdı. Çok bir farklı yoktu. Ama en azından kazanırdı. Işte tamam. Şu anda adam muhalefet diyor, diye bir şey yok. Yok. Diyor, bak ben Erdoğan desteklemiyorum. Tamam Erdoğan güzel değil. Ekonomi de güzel değil. Ama yapacak bir şey yok kardeşim. 5 yıl Erdoğan Türkiye'nin başında kalacak mı? Kalacak. Allah'ın zorla indiremezsin. Ölmezse kalacak. Sana bir soru sorayım. Sen Amerika'dan geliyorum. Evet. Nerede, hangi şehirde? Chicago. Chicago'da marketlerde raflar falan boş. Hayır öyle bir şey yok. Hayır öyle bir şey yok. Öyle demişti. Yo. Amerika çok kötü. Yani yo, hayır. Ya Erdoğan insanlarla dalga geçiyor. Koltuğunu kaybetmemek için, tamam mı? Koltuğunu kaybetmemek için insanlarla dalga geçiyor resmen. Şu an Merkez Bankası ne yapıyor? Yok şöyle böyle doları düşürmeye çalışıyor. Dolar düşer mi? Düşmez. Türkiye'de çıkan bir şey ama iner mi? İnmez. Işte, sen beni, ya benim için iyi tabii. Ama bu insanlar için kötü. Bir arabayı ne bileyim asgari ücret ne kadar? Bir insanlar nasıl alacak arabayı, telefonu, onu bunu? Yaşam kalitesi yok. Lira. Hiçbir şey alamazsın aynen, o parayla. Yaşayamazsın. Daha. İkinci el bir araba kaç para Amerika'da? Ya ne bileyim 5 yani tam bilmiyorum da düşük yani araba. 5.000 dolar. 5.000 dolar evet alırsın bir, yani. Bir maaşla iki maaşla alabilirsin. Alırsın evet. Burada bir maaşla ne alıyorsun? Hiçbir abi şey kiramı ödeyemiyorum ki. Yok gerçekten şu anda en dandik ev 8.000 lira. Şimdi bir şey soracağım. Şimdi ben anladım aslında gencin ne demek istediğini. Anladım güzel. Ben senin ne demek istediğini. Kılıçdaroğlu'nun da başarısız olduğunu kabul etmek lazım. Muhalefeti gerektiği gibi yapamıyor diye eleştiriler var. Onu kastediyor zannedersen. Yok ya ben tamam başarısızlığı tamam, evet, var mı? Herkesinki var. Şu özellikle seçimden sonra ama şöyle bir şey var. Adam ilk defa aday oluyor ya. Tamam, yok ilk defa da. Muharrem İnce de ilk defa aday olmuştu mesela ona bakarsan yani. Şimdi şöyle bir şey var. Şu yönünde özellikle ben en çok eleştirdiğim nokta seçimden sonra çıktı dedi ki ya abartmayın o kadar ağır bir yenilgi değil dedi. Yanlış. Ama onda seçimden yani önce diyorlar ki 2 milyona yakın oy var ama bu yanlış. Türkiye'nin kader seçimi demişti be kardeşim. Hem kader seçimi diyorsun seçimden sonra da bu ağır bir yenilgi değildi diyorsun. Bu çelişki değil mi? Çelişki. İnsanlar daha çok buna tepki gösteriyor. Gösteriyor. Çoğu insan da gösteriyor. Çoğu insan da oy kullanmaya bile gitmeyen insanlar var sayısızca çok fazla. Ya yani bilmiyorum Kılıçdaroğlu ilk defa çıktı aday oldu. Ben inanıyordum geleceğine. Olmadı başaramadı. Keşke olsaydı ama yapacak bir şey yok. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Sana sordum ama sabrı soruyorum arkadaş. Yani sabır 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 diyorlar da sabrın da bir sonu yok mu? Var. Bir yerden sonra çatlar. Sabır taşı olursa çatlar. Bardak olsa su bir süre sonra taşar değil mi? Aynen öyle. Bu insanlara öyle sabretmeyi hala telkin ediyorlar. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya insanları belli bir düzene oturtmuşlar. O şekilde yaşamaya zorluyorlar. Adama diyor ki yani asgari ücreti tamah etmeye çalışıyor. 27 bin lira maaş alan imam geliyor 7500 liralık maaş alan emekliye yani fetva veriyor. Şükret diyor. Ulan adam neye şükredecek yani? Neye şükredecek? Bu arada sorayım ben sana. Neye şükredilir mesela? Ya, hangi duruma? Ülkemiz güzel. Hani ülkemi sevdiğim için ben duruyorum. Yoksa ben hani... Ben de mi yurt dışını düşünüyorum? Ben de yurt dışını düşünüyorum aynen. Kimse kalmayacak. Bütün gençler gidecek. Abi. Ne yapacaksın abi? Ne yapacağız? Bütün gençler gidecek. Bence haklılar. Ne olacak? Peki kime kalacak abi bu ülke? Mültecilere. Abi zaten benim oğlan da bitirdi, üniversiteyi bitirdi. 2 sene Almanca öğretmeni, İngilizce öğretmeni. Atanamıyor. 82 puan aldı Almancası liste. Almancası var. İngilizce pardon. İngilizce. Yani şu anda Ankara'da boş. Dershanede bir arkadaşımızın tanıdığı. Asgari ücretle çalışıyor ama öğretmenlik. Ya sabretmekle olmuyor. Ama her gün sabret, diyor babacım sabret, diyor beni gönder yurt dışına gideceğim. Takmış kafaya Japonya'ya gitmek istiyor. Japonya. Tabii ya. Yani oradaki imkanlar daha iyi diyor. Tamam dedim arabam da var satar gideriz dedik. Ya ne yapacağız? Beraber gidersiniz. Ya. Bak emekliyiz. Emekli öğretmeniz. Ne aldığımız? Sen de emekli misin? Tabii 12.500 lira alıyoruz ya. Aldığımız para var. Süper. Emekli öğretmensin. Evet evet. Japonya'ya o emekli maaşında uçak bileti bile alamazsın. Alamam tabii. Zaten söyledi oğlan bana. Baba dedi gelirse benim yanıma gelmeye kalksan ne diyor biliyor musun? Türk parasına 40 milyara diyor gelirsin oraya. Hocam, ben de kim maaş? Ben beden eğitimi öğretmenim. Beden eğitimi öğretmenim. Evet. Vallahi yani. Sen o zaman antrenörlük de yaparsın ya. Yine yolunu bulursun. Ben var yan gelinimize ama istiyoruz ki emeklimize olsun. Ben, herkes olsun. Ben dağda kayak hocalığı yapıyorum. Onu şey diyeceğim. Çocukları da bekliyorum şimdi. Ama ben bakıyorum. Yani emekliye bir şey verecek bir şeysi yok yani. Bitirmişler abi. Nereye gitti peki? Bitirmişler de ben anlayamıyorum abicim. Demin arkadaş 20-21 yıldır yönetiyorlar ülkeyi. Bir sürü vergi topladılar. Biz sosyal demokratız. İstiyoruz. Bir insan bir laf var Allah'ın şeydi. Denemeden Allah'a mahsus yani. Bu adamı hiç denemedi. Tabii ya. Yani biz oradaki kişileri değil.
Yok, Kılıçdaroğlu da CHP'ye bir kere deneyecektik yani, değil mi? Bir gelecek göreceğiz yani. Bir sene bir dönem deneyelim. Zaten hiç denemeden olmuyor zaten ki. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanken kalkmamak üzere oturma. Çünkü bugüne kadar kalkmamak üzere oturanlar bu ülkeye çok şeyler kaybettirdiler. Biz öyle yapmayalım. Biz devamlı sınırlar falan diyor. Evet. Kendisi oturdu, bir daha kalkmak bilmiyor. Aynen. Sizler çok teşekkürler. Teşekkür, ben bir şey söylemek istemiyorum. Çocuklar sağ bekliyor. Sağ ol abicim, sağ ol. Sayın abicim, sabret diyorlar. Sabrediyor musun sen? Vallahi ne sabredelim. Ülke batıp gidiyor. İyi insanlarımız Türkiye'yi terk ediyor. Herhalde en sonunda Orta Doğu'da sağdan soldan gelenlere kalacak bu ülke. Benim iki evladım vardı. Yetiştirdim, üniversiteyi bitirdiler. Güzel okullarda. Gittiler yurt dışına. Yurt dışına gittiler. Gittiler ve Türk vatandaşlığından da çıktılar. Çünkü yani baba dediler, siz çektiniz, biz çekmeyelim. Nereye gittiler? Almanya'dalar, ikisi de Berlin'deler. İş buldular. Mühendisler, iş buldular. İşte zaten problem çalışıyorlar. O. Yetişmiş elemanlarımızı, gençlerimizi kaybediyoruz. Her hafta sonu bir ülkeye gidip geziyorlar. İmkanları var. Ama ben mali müşavirdim. Bitişik ile bile gidemedim ömrümde. Hiç tatil yapamadım. Onlar her hafta sonu bir ülkeye gidiyorlar. Tamam, şimdi sana da katkı olurlar, sen de tatil yaparsın. Yani yok. Ben kendi emekli maaşımdan kirada değilim. Çok şükür evim var ama şey değil yani. Yani ben hayatta gezemedim, tatil yapamadım. Çocuklarım yapıyorlar. Çok da iyiler. Bakma efendim, Almanya acından ölüyor. Marketlerde bir şey yok. Geliyorlar çocuklar. Uçaktan gelip gidiyorlar. Evleri de var şimdi. Arabaları doldu. Yani benim böyle bir hayat yaşayamadım ve bu ülkede değişmez. Çünkü bu halk yani yalanı dolanı seviyor. İnanıyor. İnanıyor. Gerçeklere inanmak daha zor geliyor. Doğru. Ablaya da soralım. Doğru. Gel ablacığım. Ablacığım nasılsın, iyi misin? Vallahi hiç iyi değilim. Ne oldu? Ya durumu görmüyorsunuz mu ne oldu? Ne? Bir şey yok durum. Şükretmiyorsun. Sen nankörlük yapıyorsun ya. Galiba. Ya. Sabretmiyorsun. Ya zaten. Ama hep diyorlar sabredin. Ya sabredin. Elhamdülillah. Şükür Allah'a edilir. Değil mi? Değil mi? Bir de berekete bolluğa. Kolay edilmez. Okul şahısların sayesinde o sandalyede oturuyor. Bir daha söyle, duyamadım. Okul şahısların sayesinde. Okul şahıslar sayesinde Erdoğan. Oturuyor. Erdoğan. Adımla hitap edeyim. Yok, saygı duyacağız canım makamına binaen. Halk seçti sonuçta. Yani halk seçti de. Saygısızlık etmeyeceğiz. Eleştireceğiz ama eleştirme hakkımız baki. Yani bu şimdi vekillere verilen maaşla halka verilen maaş. Adalet mi diyorsun? Adaletli mi ya? Adaletli mi? 7,5 lira bir halk. Yani emekli olmuş, 20 senesini feda etmiş, 25 senesini vermiş bir erkek. Ailesini görmemiş, çoluğunu çocuğunu görmemiş. 8 saat çalışmış. 7,5 TL'ye sadaka mı veriyor yani? Adam gibi... Bir dakika, sadaka mı veriyor dedi? Evet, sadaka mı veriyor yani? Sadaka mı? Evet, sadaka da değil yani. Sadaka bile olmaz. Yani şimdi şeylere göre, enflasyona göre en düşük emekli maaşı 35 TL olmaz. Beni değil, beni değil. Bak, bak ablayı dinle. Bak, gel. Abla, bak bu abla, bu abi tuzu kuru bunun, biliyor musun? Evet. Bak, bunun tuzu kuru. Bak, benim bunun tuzu kuru bunun. Ben biliyorum. Bak, bize Yahudi diyor bu. Biz sana böyle senin sesini duyduğum zaman. Bu şerefsiz bize Yahudi diyor. Yahudi. Bak, bu şerefsiz bize Yahudi diyor. Gel buraya, gel. Bak, ablanın kadının sözünü dinle. Terbiyesiz herif. Benim de tuzum kuru. Benim de 4 katlı evim var. Oo. Emekliyim. Neye şikayet ediyorsun o zaman abla? Ama başkaları için. Ha, başkalarını düşünüyorsun sen. Yani Müslüman dediğin, komşusu açken ne demişti Peygamber Efendimiz? Ben görüyorum böyle etrafa. Yani 7,5 liraya geçinecek gibi değil yani. Peygamber Efendimizin sözünü hatırlayalım. Zaten bir sürü faturalar var. Ablacığım, Peygamber Efendimizin bir sözü var, evet. Biliyorsun. Komşusu açken tok yatılmaz. Tok yatan bizden değildir, evet. Diyor değil mi? Sen onu düşünüyorsun. Evet. Yani senin durum, tuzun kuru demeyelim de durumun iyi. Durum ama iyi. Başkalarını da düşünüyorum. Ama başkaları için ben yani acıyorum yani. Acıyorsun. Gerçekten. Ben de aynı parayı alıyorum. Emekliyim ben de. Yani. Ne olacak peki ablacığım? Vallahi ne bileyim ne olacak. Bunlar değişmeden bir şey olmaz. Ama değişmedi, millet değiştirmedi son seçimlerde. Ya, bir Allah daha verdi. Değiştirecek, Allah değiştirecek. Allah değiştirir mi? Karışıyor mu Allah? Allah karışıyor mu?
vuracak. Allah senin vereceğin oya karışıyor mu? Senin ablanın vereceği oya karışır mı abla? Ya karışmaz. Oya değil. Oya verilen verilmiş. Yani veren de olmuş, vermeyen de olmuş ama. Abi inecek, inecek. Bir şekilde Allah'ın inecek. Allah'ın tokadı büyüktür. Verdiği zam. O, bir daha söyle abla onu. Allah'ın tokadı büyüktür. Hani adalete benzemez. Allah'ın tokadı olmaz, cezası olur abla. Tokat olmaz. Tokat ceza anlamaz. Yani bak abi yani şimdi verdiği kaç, aldığı kaç? Evet. 7,5 lira veriyor. 7,5 lira veriyor. Zamlar %35 bir tarafa, %50 bir tarafa, %100 geri alıyor. Sana verdiği 7,5 3,5'a düşüyor. Bu şekilde ne olacak abi? Ayaklanacak halk. Halk ayaklanacak yani biraz insan derken medeni şekilde yani demokratik yakmadan yıkmadan. Yakmadan abi bak bir şekilde halk ayaklanacak abla. Yok. Emeklilere öl diyorlar zaten, abi, öl diyorlar. Ben de emekliyim abi. İki tane çocuk okutuyorum abi ben. Evim kira. Ev kirası şu an benim 1200 liradan 4000 lira istiyor. Ama sürekli sabredin diyorlar. Ama ne kadar sabredeceğiz abi? Hadi bir sabredelim. Ekmek olmuş 7,5 lira. Nasıl sabredelim abi? İki tane çocuk okuyor. Ne yapacağım abi? Ney abla? Bilezikleri söylüyor. Bilezikler mi gözüne battı? Onu zamanında yapmışım ben onu. Yok yok, o anlamda diyor. Seni şey eleştirmiyor. Zaten kendisinin de 4 katlı evi varmış. Ben başkasını düşünüyorum diyor abla. Bizim o da yok. Biz çalışıyoruz. Senin şey anlamda değil. O bilezeklerini gören eleştirebilir seni. Onu uyarıyor seni ablacığım. Emeklilerimizi reis... Ben de emekliyim. Ben kendimi düşünmüyorum. Allah'a çok şükür. O abla da öyle. O da öyle. Allah'a çok şükür. Ben geçiniyorum. Ama 7,5 milyonla evlat okutanlar var. Abla da aynı şeyi, yani. O abla da aynı şeyi söyledi. Ama senin gibi düşünün. Nankör olmayın diyorlar. Şükredin tabii, diyorlar tabii. Ablacığım, şükredin. Tabii neye şükredeceğiz? Verdikleri 7,5 milyon ama. Hadi Allah'a çok şükür, ben geçiniyorum. Emekliyi ezdirmeyeceğiz dedi. Ama emekliyi aynı parada bıraktı. Herkese zamları yaptı. Bize gelince 7,5'ta kalın dedi. Benim oğlum. 12-13 yaşında 7'ye gidiyor. Bir tane de kızım var. 2. 3. sınıfa gidiyor. Ben nasıl yapacağım abi? Çocuklar hepsi ekonomiyi düşünüyor biliyor musun? Evet. Hayat, sen de sorguluyor musun bu hayat neden bu kadar pahalı evet. diye? Evet. Ben çocuğuma harçlık veremiyorum. Harçlığını biriktiriyor. Para harcayamıyor. Para harcayamıyor benim çocuğu. Biz güveniyoruz reis cumhura. Ama o da biraz halka baksın. Oy verdin mi sen? Ben oy verdim. Son seçimde. Ben neden oy verdim? Neden verdin? Ben nedenini söyleyeyim. Söyle. Ötekinle birleşiyor diye verdim. Ötekinle? Hani Apo dışarı çıkacak, o bu çıkacak, şu geldi çıkacak. Geldi ama Hüdapar'la birleşti. Ama Hüdapar farklı bir şey nasıl oldu. Ama biz bize reis cumhur verdiği sözlere biz itimat ettik. Şimdi sen son seçimde verdin. Evet. Son verdiğin seçimde verdin. Verdim. Verdiği sözleri tutmadı. Evet. Pişman mısın? Pişmanım şu an. Ne kadar pişmansın? Bir göstersene bana. Vallahi çok pişmanım ben. Ne kadar? Bir daha göster. Vallahi çok pişmanım. Senin gibilere ne diyorlar biliyor musun? Hı. Oy verdiğin için. Hani Süleyman Soylu bir şey yap. Diyorlardı. Evet. Yani üzülmüyorlar senin için biliyor musun? Oy verdiğin için. Senin gibilerine üzülmüyorlar. Doğru mu yapıyorlar sence? Bence haklılar mı seni eleştirdiler? Yok. Ben de eleştirme haklı değiller. Ama sen şimdi senin oyunla seçildin. Benim oyumla, sırf benim oyumla değil ki. Herkes verdi. Ama herkes verdi. Hadi tık benim oyumla bir oyla kazansa senin dediğin doğru. Ama bu oylar hepsi birikiyor. İşte birikiyor. Yanlış mıyım abi? Hani sor abi. Abi siz vermiş olduğunuz oyla emekli maaşınızın 7500 lira kalmasına neden oldunuz? Evet. Büyük bir vicdan azabı çekmiyor musunuz? Abi şu an ben... Ama dedi ki abi güzel abiciğim. Da 15 bin önerdi. Hayır. Dedi ki biz emekliyi ezdirmeyeceğiz. Biz emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Sen ezilmiyor musun? Şu an ezildik biz abi. Ezildik. Kim kandırdı o zaman? Kim kandırdı? Abi verilen sözler kimse... Yok, isim olarak kim kandırdı? İsmen kim? Ya başbakanımız kandırdı. Peki sen çocuk musun kandın? Cumhurbaşkanımız işte. Hayır. Ya, çocuk musun? Çocuk değilsin. Abi, bak, bu çocuğu kandırabilir misin? Şekerle. Abi. Kandırabilir misin bunu? Hayır kandırmam. Ama seni kandırmış. Ama beni kandırdığı gibi herkesi kandırdı o zaman abi. %55-%60 oy aldı abi birleşerek. Gel abla bak. Kandırmış bir AK Parti oy. Sen verdin mi bu arada AK Parti oy? Yok ben hayatta vermedim. Niye vermiyorum ben? Vermem de. Bir de şöyle vekiller 3 ay tatil yaptı. Dünya insan mahkum. İçeride bu sıcakta, bu depremde, bu şeyde, hastalıklarda. Mahvoldular. Ya bir af deyin ya. Hayırlı hey. Koca başlar bir af deyin artık. Sıkıldı halk. Yeter.
Kimleri affediyorlar biliyor musun? Kimleri affediyor? Gördün mü? Gördün mü kim o şeyin? Olmadık davalardan içeride yatan. Peki gazeteciler aldılar içeri. Dedi. Mesela Barış Pehlivan diye bir gazeteci ama eleştiriyor diye içeri aldılar. Soralım mı? Çıkarmıyorlar. Sana abicim. Sormayalım. Tamam. Tamam. Bir af çıkarın artık yeter. Tamam. Halk bunaldı, sıkıldı. Onlar af çıkarın ama onlar da diyor ki sabredin diyorlar. Dair sabretme artık sabır yok. İnsanlarda sabır kalmadı. Bir an önce affı çıkarın. 3 ay tatil bir vekil olmaz. 3 gün tatil, 3 gün iş yaptılar. 3 gün iş yaptılar, 3 ay tatil. Nerede görülmüş bu ya? Hangi ülkede var? Var mı başka ülkelerde böyle? 3 ay tatil vekili. Vardır canım, olması olur mu? Ya büyük, halkın büyük. Vekilisin sen. Vekil mi büyük, halk mı büyük? Ablacığım sabredin ya. Diyorlar, sabredin. Sabır yok ya, sabır yok. Sabır taşı yani, olsa ne olur? Bunlar zaten bekliyorlar, halk ayaklansın sonra buraya emri versinler. Onu bekliyorlar. He, onu bekliyorlar. Abla son sözü söyledi. Yani yazık. Sabır, sabır, sabır diyorlar ama. Gençlerimize yazık yani. Gençler sakın, sakın Tonga'ya gelip de ayaklanmayın. Sakın. Sesini... Allah verecek belalarını o. Hepsini. Kim adaletsizse adaletini Allah verecek. Bir tokatla yapıştıracak. Tamam. Abla diyor ki Allah belalarını verecek ama Allah ne kadar karışıyor, ne kadar bu sandıkta verilen oylara müdahale ediyor. Herhalde böyle bir şey yok. Neyse, sabırdı bugün sorum. Sabır, sabır, sabır. Sabrede sabrede bu hale geldik diye bir şarkı var biliyorsunuz. Bitirmeyin daha. Ne bitirmeyin Allah'a? Bu TC kimlikli çocuklar dünya kadar içeride yatıyor. Ottan boktan. Ama vekilin, liderin, üst düzeylerin acaba kaç tane yatarları var onlar bir hesaplansın. Bir araştırılsın tüm mahkumlar. Bunu rica ediyorum. Tamam. Yani yayınlansın. Bütün mahpushaneler tek tek belirlensin bakalım kaç tane liderinden, vekilinden, her türlü şeyinden. Mehmet Ağar'ın oğlu neler yaptı da kimse sorgulayamadı. Tanıyor musun Mehmet Ağar var? Evet, helikopterle aldı oğlunu kaçırdı. Evet. Neyse yani onlara, daha söze onlara yok. Gelince... Şimdi bir şarkı var ablacığım. Bitiriyorum röportaj uzadı. Bir şarkı var biliyor musun? Sabrede sabrede ne hale geldik. Ya. Artık millete sabır kalmadı ya, hastalık türedi. Yani yaşama sevinçleri gitti insanların. Bir gör yani gençlerin yaşama sevinci yok ya. Gerçekten orta kesimin de yaşama sevinci yok. Ya nereye kadar gidecek bu ülkenin hali? Nereye kadar gidecek? Nereye kadar gidecek? Yani ben şaşırıyorum yani. Ama sen diyorsun ki Allah belasını verecek diyorsun. Verecek tabii. Kim olursa olsun, ister ben olayım, ister babam olsun başta. Yanlışsa yanlış, doğruysa doğru. Adalet yerini bulsun. Tamam ablacığım, çok teşekkür ederim. Yani, ablayla bir türlü bitiremedik. Yani biz tez yine zamanda bitiremedik. O çocuklar çıksın yani lütfen. Tamam ablacığım, senin bunu aldı bak sıcaktan insan bir yere sığınamıyor yani. Tamam ablacığım. Bir yere sığınamıyorsun. Çok teşekkür ederim sana. İçini döktün. İçini döktün. Devletimize zeval vermesin. İslam etsin. Ne? Zeval vermesin. Doğru yola iletsin. Kimi? Herkesi. Herkesi. Evet. Tamam. Neyse videoyu bitiriyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.